Şimdi Türkçe'de kurallı cümle diyoruz, devrik cümle diyoruz. Arapça'da da kurallı cümlemiz var, devrik cümlemiz var. Tabii ki devrik cümlenin de kendine göre bazı kuralları olması lazım. Hani keyfe keder, kafamıza estiği gibi değil, bunun belli kuralları olması lazım. Burada bugün et-tertibu beyne ruknayn cümletin ismiyeti, isim cümlesinin unsurları arasındaki dizilimden bahsedeceğiz, sıralamadan bahsedeceğiz. İsim cümlesinin unsurları hatırlayacağımız üzere el-mübtede'u vel-haberu olmak üzere temel iki unsurdan oluşmaktadır isim cümlesi. Mübteda ve haber. Mübteda Türkçedeki özneye karşılık gelirken haber Türkçedeki yükleme karşılık geliyor. El aslu fi rukneyl cümletil ismiyeti yani el mübtede'i vel haberi isim cümlesinin unsurları arasında yani mübteda ile haber arasında asıl olan, temel olan, kural olan nedir? İmkaniyetü tekaddümü vel haberi tekaddüm edebilmesi ve teahhur edebilmesi. Şimdi tekaddüm demek önce kullanılması. Teahhur ise sonra kullanılması. Yani mesela şöyle dersek mübtedayı başta kullandık. Sonra da haber ögesini kullandık. Şimdi burada arkadaşlar bu tekaddüm demek, mukaddem demek. Mesela burada mübteda unsuru haber unsuruna, haber ögesine tekaddüm etmiştir. Haber unsuru buna göre haber unsuru da mübteda unsuruna ne yapmıştır? Teahhur etmiştir. Dolayısıyla biz burada mübteda mukaddemdir, haber muahhardır şeklinde teknik ifadeler kullanabiliyoruz. Yani esas isim cümlesindeki sıralama budur arkadaşlar. Mübteda ve haber. Ama yeri geldiği zaman haberin de önce gelebilmesi bunun şeydir, isim cümlesinde asıl olan bir özelliktir. Ama burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi haber mübtedadan önce gelirse neyi korumamız lazım? Ma'al muhafazati alel vazifeti fi cümletin. Haber ögesinin veya mübteda ögesinin cümle içindeki görevini, konumunu koruması gerekiyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela mübteda haber dedik. Aynı mübtedayı bu sefer bu cümleyi şu şekilde kullandık. Haberi önce söyledik. Mübtedayı sonra söyledik. Burada cümle içindeki görevini koruması derken şu birinci cümlede mübteda olan kelime yer değişikliği yaptığın zaman da mübteda olarak kalmayı sürdürmesi lazım. Eğer değişiklik oluyorsa o zaman yer değiştirmememiz gerekiyor. Şimdi burada örneğimiz var, bir bakalım. El kalemu fil hakibeti, el kalemu kelimesi burada müktedadır. Fil hakibeti burada şibih cümle şeklinde haberdir. Şimdi bunu yer değiştirerek, ters yüz ederek de kullanabilir miyiz? Bakalım. Fil hakibetil kalemu, çantada vardır. Fil hakibeti çantada vardır. El kalemu kalem vardır. Şimdi bu cümlede mübteda olarak kullanılan ve haberden önce kullanılan bu kelime, ikinci söyleyişte haberden sonra kullanıldığında mübteda olma vasfını kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Şuradaki fil hakibeti de haber olma vasfını kaybediyor mu? Kaybetmiyor. O zaman arkadaşlar şunu iki şekilde de kullanabiliriz demektir. Yani burada vurgulanmak istenen bu. İki şekilde de kullanmamız mümkündür. Ama temel özellik ne olacak arkadaşlar? Yani kelimeler yer değiştirdiğim zaman vazifeler yer değiştirmeyecek. Mesela şöyle bir cümle kullansam, desem ki ehuke senin kardeşin nedir? Sadıkı benim kardeşimdir. Pardon, benim dostumdur. Şimdi buradaki ehuke kelimesi mübteda, sadıkı haber. Peki bunu ters yüz edersek ne olur? Sadiqi ehuke dersem
Benim dostum senin kardeşindir. Anlam aynı ama cümledeki görevler değişti artık. Burada müpteda olan kelime, huke kelimesi, cümleyi ters yüz yaptığımız zaman burada ne oluyor? Habere dönüşüyor. Yani görevini kaybediyor. Görevi değişikliğe uğruyor. Anlam benzer olsa da, aynı demeyeceğiz, benzer olsa da, anlamda bir problem olmasa da, dil bilgisi açısından cümledeki bu kelimelerin görev şeyleri, vazifeleri ne yapmış oluyor? Değişmiş oluyor. Şimdi burada değiştirmememiz lazım işte. Şimdi şu örnekte el-kalemu fil-hakibeti, fil-hakibeti el-kalemu de. Bu iki şekilde kullanmamız mümkünken burada sadece bir şekilde kullanacağız. Hangisini müpteda yapıyorsak onu öyle bırakacağız. Şu söyleyişle bu söyleyişin aynı işleve tabi tutulduğunu söyleyemeyiz bu sefer arkadaşlar. Evet, ehuke sadiqi, ehuke müpteda sadiqi haber. Burada ise sadiqi müpteda, ehuke nedir arkadaşlar? Haberdir. Şimdi eski bilgilerimizi şöyle bir hatırlayalım. El aslu en yekûne cüz'ül evveli fil cümletil ismiyeti. İsim cümlesinin ilk unsurunun, yani ilk söylenen kısmının müptedaen müpteda olması esastır. Yani ilk başta neyi kullanacağız? Müptedayı söylememiz lazım Arapça. Şu sıralama yani. Vel cüz'ü thâni, şu ikinci kısım ne olması esastır? Haberen haber olması esastır. Muhammedun Resulullahi, Hazreti Muhammed nedir? Resulullahi, Allah'ın elçisidir. İza ihtelefel cüz'ani, şu iki cüz farklılık gösterirse, müpteda ile haber farklılık gösterirse, hangi bakımdan? Fitta'rifi, marife olma, ve tenkiri, nekre olma bakımından farklılık gösteriyorsa, yani birisi marife, birisi nekre olursa, tekûnül marifetü mübtede'en, marife olan kelimenin mübteda ve nekretü haberen, nekre olan kelimenin de haber olması esastır arkadaşlar. Yani baktık ki elimizde iki tane isim var. Baktık ki bunun bir tanesi marife, bir tanesi nekre. O zaman burada bir isim cümlesi vardır deriz. Marife olanı mübteda, nekre olanı da haber kabul ederiz. Örnek, ettedihînü sigara içmek nedir? Memnun, yasaktır. Bakın arkadaşlar, ettedihîn kelimesi el takısıyla marife olmuş. Dolayısıyla mübteda, memnun kelimesi nekre olduğu için de haber. İzâ kâne ehadul cüz'eyni, eğer bu iki unsurdan, mübteda ve haberden biri olursa, ne olursa, şibhe cümletin, şibih cümle olursa, şibih cümle dediğimiz zaman iki şey anlayacağız. Harfi cer ve ismi mecrur şeklindeki bir kullanım, şurada olduğu gibi, veya zarf muzafın ileyh şeklindeki kullanım. Bunlara biz şibih cümle diyoruz. Şibih cümle olursa, lezime en yekûne huvel haberu, şibih cümle olan kısmın haber olması gerekir. Çünkü müptedanın başına harfi cer gelmez. Müpteda şibih cümle şeklinde kullanılmaz. Dolayısıyla şibih cümle olan kısım ne diyeceğiz? Haberdir. Vel cüz-ü zâni, diğer kısım ise vel müptedâ-u müptedâdır diyeceğiz. Örnek, et-tâlibu fis-safi. Kız öğrenci sınıftadır. Bakın burada şibih cümle olan şu kısım, harfi cer ve ismi mecrurdan oluşan kısım haberdir. Et-tâlibu müpteda. Aynı durum beytüke emâmel camiatı örneğinde de mevcuttur arkadaşlar. Beytüke kelime emâmel camiatı kısmı burada şibih cümledir. Emâmeden dolayı zarftır çünkü. Beytüke kelimesi de müptedadır diyoruz. Şimdi hani iki tane isim ya da isim cümlesinin hangi ögesi müptedadır, hangi ögesi haberdir diye ayırt etmekte tereddüt ediyorsak iki şeyi öncelikle bakacağız. Bir, elimizde marife kelime var mı? Var. Nekre var mı? Var. O zaman marifeyi müpteda, nekreyi haber kabul edeceğiz. İkincisi, baktık ki elimizde bir cümle var. İşin içinde, cümlenin içinde şibih cümle var. O zaman onu haber kabul edeceğiz. %100. Geri kalan kısımda ne diyeceğiz? Müptedadır diyeceğiz. Şimdi şimdi takaddüm konusuna geçelim arkadaşlar. Meta yecibu en yetekaddemel müptedeu alel haberi. Ne zaman müpteda ögesi haber ögesinden önce kullanılmalıdır? Zorunluluk var. Ne zaman kullanılacak?
Bir, el-mübtede'u mübteda ismun lehu hakku sadareti. Eğer mübteda olan kelimenin cümle başında kullanılma hakkı mevcutsa, yani elimizde bir tane isim var, bu kesinlikle cümlenin başında kullanılması gerekiyor. Hakku sadara budur arkadaşlar. Sadara cümle başında. Mesela cümle başında Arapçada kullanılması gereken unsurlardan bir tanesi nedir? İsmu istifamdır, soru ismidir. Başka şart ismidir. Tamam? Mesela bunların cümle ortasında ya da cümle sonunda kullanamazsınız. Bunlar muhakkak nerede kullanılması lazım? Cümle başında kullanılması lazım. Şimdi bakalım soru ismi. Kem kitaben fil mektebeti. Kütüphanede kaç kitap var? Şimdi bu cümlede mübteda olan öge hangisi? Çünkü burada fiil yok. Bu bir isim cümlesi olmak zorunda. Mübteda olan öge hangisi? Şimdi yukarıdaki kuraldan hareket edelim. Baktık ki burada harfi cer bir ismi mecrur var. Hop bu haber arkadaşlar. Bu devre dışı kaldı. Haber. Kitaben kelimesi burada bu şekilde mübteda olamayacağına göre şu soru ismi olan kem kelimesi nedir? Mübtedadır diyoruz. Kitaben de bunun muzafun ileyhi bir nevi temyizidir arkadaşlar. Ya da cevaptan gideceğiz. Mesela şuna bir cevap verelim. Hamsetü kütübün fil mektebeti dedik. Şimdi buradaki kem yerine ne kullandık burada? Hamsetü kelimesini kullandık. Peki bu cümlede hamsetü kelimesi mübteda mıdır, haber midir diye bakıyoruz. Bu mübteda olduğuna göre bu hamse kelimesinin soru edatı da mübtedadır diyoruz. İsmu şartın, şart isim. Şart isimleri vardır arkadaşlar. İşte in, men, ma, mehma gibi şart isimleri vardır. Bunlar da cümle başında kullanılmalı. Men ya'mel salihan yücze bihi. Burada arkadaşlar isimle başladığına göre, fiilden önce isim geldiğine göre buradaki men mübteda olarak kabul ediyoruz. Geri kalan kısmı da ne yapıyoruz? Haber olarak değerlendiriyoruz. Çünkü mübteda haber lazım buna. Haberi de ne olarak gelmiştir? Fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Evet. İkincisi, mübteda ne zaman haberden önce kullanılmalıdır? El-mübtede'u sebekatu lamul iptida. Eğer mübteda olan kelimenin başında iptida lamı varsa, lamul iptida varsa, biz buna mübteda lamı da diyebiliriz. Nedir o? Örneğimiz le Muhammedun Resul. Hazreti Muhammed gerçekten nedir? Bir elçidir. Şimdi burada dikkat ederseniz L gelmiş. Li olmayacak. Li harfi cerdir şey olarak. Le Muhammedun Resul. Mübtedanın başında L var. Peki bu haberin başında olamaz mı? Olur. Ama dikkat edin burada. Marife bir kelimenin başına gelmiş bu L. Dolayısıyla lamul iptida dememizin sebebi o. Yani yukarıda bahsettik ya el aslu en yekune cüz'ül evvel bin cümlet ismi pardon tekûnul marifetü mübtedeen dedik ya. Marife olan kelime mübtedadır dedik. Dolayısıyla marife kelimenin başında arayacağız bu lama. Ya da lel beytu fil gariyeti gerçekten ev köydedir. Ya da le talibu müçtehidun öğrenci gerçekten çalışkandır, gayretlidir. Dikkat edersek hepsi de marife kelimelerin başına gelmiş. Buradaki lamul iptida. 3. El-mübtede'u vel haberu mütesaviyâni fi tarifi ve tenkir. Şimdi arkadaşlar bu şu demek. Mübteda ve haberin her ikisi de marife ya da her ikisi de nekre olursa. Şimdi kural neydi? Mübtedanın marife, haberin nekre olması. Peki her ikisi marife ya da her ikisi nekre olarak karşımıza çıkarsa ne yapacağız? O zaman kesinlikle mübteda olanı başta kullanacağız. Ya da cümlede okuduğumuz zaman iki tane marife kelime yan yana gelmişse ilkini mübteda alacağız, ikincisini haber alacağız. Örnek, eddinu en nasihatu. Din nasihattır, yani sabimiyettir. Bakın buradaki eddinu kelimesi marife, en nasihatu haber, o da marife. Burada sıfat tamlaması vardır diyemeyiz arkadaşlar. Hocam her ikisi de marife, dolayısıyla sıfat tamlaması diyemiyoruz. Niye? Çünkü birinci öge müzekkerken ikinci öge müennes. Her ikisi de müzekker müennes olması lazım. Değil mi sıfat tamlaması? Dolayısıyla burada eddinü kelimesi mübteda, en nasihatü kelimesi haber diyeceğiz.
İkisi de marife. Ehuke sadiqi. Bakın ikisi de marife burada. Marife olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü her iki kelimede zamir, marife olan zamire muzaf olarak gelmişler. Ehuke sadiqi, senin kardeşin benim dostumdur. Aduvun aqilun, akıllı düşman, mübteda aduvun nekre. Hayrun min sadiqin cahilin, cahil dosttan daha iyidir, daha iyidir. Buradaki hayrun kelimesi de nedir arkadaşlar? Hayrun kelimesi burada haberdir, nekredir. İkisi de nedir? Mübteda ile haber ya nekre olarak gelmiş ya da marife olarak gelmiş. O zaman demek ki ilk unsuru bizim mübteda, ikincisini haber olarak almamız lazım. Mübteda ne zaman haberden önce kullanılır? El-haberu cümletul fiiliyyetun. Haber fiil cümlesi olursa. Örnek el-üstazü yeşrahu derse, hoca dersi açıklıyor. Burada el-üstazü kelimesi mübteda, yeşrahu derse kısmı haber ögesidir. El-haberu mahsurun bi illa ev innemâ. Şimdi arkadaşlar bu biraz anlamla ilgili bir şey. Anlamla ilgili bir şey. Şimdi siz haber ögesini vurgulamak istiyorsanız, anlam yönünden haber ögesini vurgulamak istiyorsanız, o zaman müptedayı haberden önce kullanacaksınız. Diyorum ya, biraz da anlamla ilgili, anlamdan gitmemiz lazım. Şimdi burada ma illa kalıbı var. Ma illa şeklinde bir kullanım şekli var. Ma ente illa talibun. Sen ancak bir öğrencisin. Sadece bir öğrencisin. Şimdi biz burada neyi vurguluyoruz? Neyi hasretmeye çalışıyoruz? Sınırlamaya çalışıyoruz? Haber ögesini arkadaşlar. Bakın. İlla'dan sonra kullanılmıştır. İlla'dan önceki şu ente kelimesi müptedadır. Talibun kelimesi burada haberdir. Diğer bir örnek innemadan, innema ile vurgulanması gerektiğini bahsediyoruz. İnnemallahu ilahun vahid. Allah-u Teala sadece, ancak ve ancak tek bir ilahtır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi burada Türkçedeki sadece, ancak şeklindeki vurguyu hangi kısma kullanıyorsak anlam yönünde, o zaman eğer habere vurgu yapacaksak müptedayı haberden önce kullanacağız. Şimdi bir aşağıda gelecek, eğer müptedaya vurgu yapacaksa bu sefer haberi önce kullanmamız lazım. Müptedadan önce kullanacağız onu. Bu biraz anlamla ilgili, bol okumaya dayalı olan bir şeydir. Yani şöyle düşünün, ben mesela diyelim şunu şey yapabilirim, şurada şu kısımda yöntem olarak önerebilirim. Şimdi ben mesela bunları kaldırsam, ma illa kalıbını kaldırsam, ente talibun, bakın müpteda haber, müpteda önce kullanılmış olur diyoruz. Burada da innemayı kaldırdığımız zaman Allahu Allah kimdir? İlahun vahidun, tek bir ilahtır. Dolayısıyla müpteda önce, haber sonra, ama burada kullanılması gerekiyor diyoruz. İşte bu gereklilik şu edatlardan kaynaklanıyor. Şu illa ile innemadan kaynaklanıyor. Evet. Peki meta yecibu en yeteqaddeme el haberu alel mübtede'i. Burada ise arkadaşlar haber ögesinin müptedadan önce kullanılması gereken durumlar, sebepler nelerdir? Haberi şimdi müptedadan önce kullanmamız gerekiyor. Bakın gereklilikten bahsediyoruz. Birincisi el haberu ismun lehu hakkus sadara. Haber ögesi bir isim olacak. Nasıl bir isim olacak? Hakkus sadara, cümle başında kullanılma hakkına sahip, cümle ortasında ve sonunda kullanılmayan bir isim olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Genellikle karşımıza ne çıkar? Soru edatı olarak karşımıza çıkar. Şimdi cümlede hangi ögenin haber, hangi ögenin müpteda olduğunu bulmanın, tespit etmenin bana göre en sağlam yolu cevap vererek, basit bir cevap oluşturarak bunu tespit etmektir. Örnek, kem umruke, yaşın kaçtır demiş. Şimdi bu hangisi müpteda, hangisi haber? Cevap veriyorum.
Umri 20 senete. Yaşım 20 senedir. Şimdi buradaki umri kelimesi mübtedadır arkadaşlar. 20 kelimesi burada haberdir. Dolayısıyla 20 kelimesi yerine, yani şu kelimeyi soran soru edatı da nedir diyoruz arkadaşlar? Haberdir. Şimdi burada ne olmuştur? Haber mübtedaya takaddüm etmiştir. Burada ne diyoruz biz? Mukaddemul haber, takdimul haber diyoruz. Haberin önce kullanılması. Yani özellikle haber hangi durumlarda mübtedadan önce kullanılır konusu dikkat çekici konudur. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Soru isimleri. Men ente, sen kimsin? O da diyor ki el cevabu ene halidun. Ben Halid'im diyor. Şimdi şu kırmızı yanlış verilmiş burada arkadaşlar. Şuradaki ene mübteda, dolayısıyla ente mübteda. Men neyi sormuş burada? Halid kelimesini sorduğu için Halid kelimesi haber olduğuna göre buradaki soru edatı men de nedir? Haberdir. Peki burada haber ne yapmıştır? Takaddüm etmiştir. Mübtedadan önce kullanılmıştır. Eynel kalemu, kalem nerededir? Cevaba bakıyoruz. El kalemu fil hakibeti, kalem çantanın içindedir. Buradaki kalem kelimesi, bakın şu cevapta mübteda ise, soruda da kalem kelimesi mübteda. Şu cevap kısmındaki fil hakibeti haber olduğuna göre, soru kısmındaki eyne sorusu da nedir? Haberdir ve haber mübtedadan önce kullanılmıştır. Burada haberimiz, ilave bilgi olarak söyleyelim, ne olarak gelmiştir? Şibih cümle. Harfi cer ve ismi mecrur formatında gelmiştir. Demek ki birincisi bu. Haber ne zaman cümle başında gelirmiş? Özellikle soru edatı olduğu durumda. İki, el mübtede u nekiretun vel haberu şibu cümleti. Mübteda olan kelime nekire, haber olan şibih cümle olursa. Şimdi mübteda marife, haber nekire olduğunda duruma göre yer değiştirebiliyorlardı. Yani mübtedayı önce, haberi sonra kullanabiliyorduk. Ya da tam tersi. Ama söz konusu mübteda olan kelime nekire olup haber de şibih cümle olursa kesinlikle haber ögesi mübtedadan önce kullanılacak arkadaşlar. Örnek. Fil beyti, evdedir kim? Racülün, adamın biri. Bu mübteda olamayacağı açık arkadaşlar. Çünkü şibih cümle. Anlaşıldı mı? Yani şibih cümle mübteda olmaz. Peki haberimiz, şey, mübtedamız nerede burada arkadaşlar? Racülün kelimesi nekre olarak gelmiş. Bunu şu şekilde kullanırsak ne olur? Hocam racülün fil beyti desek ne olur? Arkadaşlar bu bir isim cümlesi değil, bu bir sıfat anlamasıdır. Nekre bir kelimeden sonra gelen kısım sıfat olacağına göre racülün, adam fil beyti evdedir şeklinde tercüme edilmez. Bunun tercümesi nasıldır? Evdeki adam. Sıfat tamlaması yapacağız bunu. Peki adam nasıl diyeceğiz? İki şekilde söylenilir. Ya fil beyti racülün diyeceğiz ya da er racülü fil beyti diyeceğiz. Racülün fil beyti şeklindeki kullanım isim cümlesi değildir. Bir başka örneğimiz fevka şecereti usfurun, ağacın üstünde vardır usfurun, bir serçe vardır. Burada haber mübtedadan önce gelmiştir. Üçüncüsü fil mübtede-i mübtedada bulunduğu takdirde. Zamirun bir zamir. Ye'udu ala cüz'in minel haberi. Haber ögesine dönen bir zamir. Yani haberle irtibatlı olan, ilişkili olan zamir mübtedaya bitişik kullanıldığı zaman ne olacak arkadaşlar? Haber mübtedadan önce kullanılacak. Örnek. Fil beyti evdedir kim? Sahibuhu, sahibi. Kimin sahibi? Evin sahibi. Şimdi buradaki incelik şu. Arkadaşlar şuradaki hu zamirini gördüğümüzde bu fil beyti kelimesiyle irtibatlı habere dönüyor. Zaten şartımız buydu. Dolayısıyla şuradaki sahibi kelimesini mübteda, fil beyti kelimesini haber yapıyoruz. Ya da inde Halid'in, Halid'in yanındadır. Kim? Sadiquhu, onun arkadaşı. Bakın buradaki hu zamiri, Halid'e dönen hu zamiri mübtedaya bitişmiştir. Peki hocam bunu sahibuhu fil beyti diye kullansak ne olur? İsim cümlesi olmaz mı? Olur arkadaşlar. Ama nasıl bir isim cümlesi olur? Bir bakalım. Sahibuhu fil beyti dedik.
onun sahibi evdedir. Şimdi soru şu, kimin sahibi? Halbuki ben ne mesaj vermek istiyorum? Evin sahibi evdedir. Anlatabildim mi? Yani şimdi buradaki evin sahibi evdedir demek için bu şekilde kullanmam lazım arkadaşlar. Haberi önce müptedayı sonra. Eğer müptedaya zamir bitiştirip müptedayı önce haberi sonra kullanıyorsa şuhu zamiri bunu desteklemez. Bununla ilgili değildir. Kendisinden önce bir şeyle ilgilidir. Yani şunu evin sahibi evdedir şeklinde tercüme edemem. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. El mübtedeu mahsurun bi illa ev innema. Mübteda ögesi illa kelimesi ya da innema edatıyla kelimesiyle mahsur olursa, vurgulanırsa. Örnek, ma'adilun illallahu. Ma'adilun adil değildir. Hiç kimse adil değildir. İlla sadece Allah'u, Allah adildir. Burada neyi vurguluyoruz arkadaşlar? Sadece Allah adildir dediğimiz zaman mübtedayı vurguluyoruz. O zaman demek ki haber mübtedadan önce gelecek. Ya da innema sahihun kelamuke. Sadece senin sözün doğrudur dediğimiz zaman burada vurgulanan nedir? Mübtedadır. Dolayısıyla haber ne olmuştur? Mübtedadan önce kullanılmak zorunda kalmıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar isim cümlesinde mübteda ve haberin cümle içindeki kullanım şekillerine baktık. Caiz olanlar var, vacip olanlar var. Mesela burada şey var arkadaşlar. Bir iki dakikada şu çoktan seçmeli soruları soralım. Biraz uygulama çözelim. Uygulama da yapmış oluruz. Bir sonraki dersimizde bu sefer fail ile meful arasındaki yer değişikliğine bakacağız. Takaddüm teahhuruna değineceğiz. Kâlallâhu teâlâ beynehumâ hicâbun ve alel a'râfi ricâlun. Fî hâzîl ayeti, bu ayette baktığımız zaman arkadaşlar ne görüyoruz? Bu ayette beynehumâ hicâbun ve alel a'râfi ricâlun. Şimdi beyne kelimesi gördüğüme göre burada bir haber var. Bakın bu haber. Hicabun kelimesi burada nekre olarak gelmiş mübteda. Ve alel a'rafi, bakın ala harfi cer el a'rafi ismi mecrur. Bu da haber. Ricalun kelimesi nedir? Mübtedadır. Nekre olarak gelmiş. Ne demiştik biz? Mübteda nekre. Haber de şimdi cümle olursa haber mübtedadan önce gelmek zorundadır. Haber ögesi. O zaman burada ne var? Haberani mukaddemani. Takaddüm etmiş, mübtedadan önce gelmiş iki tane haber var. Doğru mu? Bir, iki. Doğru. Burada ne diyor? Mübtedeun mukaddemun. Mübteda mukaddemdir. Önce kullanılmıştır. Ve mübtedeun muakharun. Bir tane de ne var? Sonra kullanılan mübteda var. Hayır. İki mübteda da nedir arkadaşlar? Muahhardır. Diğerleri doğru değil. Onu bırakalım. Kâle Allahu Teala mâ alel resûl. Hocam yukarıdakinin manası neydi ayetin? Beynehumâ, o ikisinin arasında hicabun, bir örtü vardır. Ve alel a'râfi a'râf. Şimdi A'raf'ta da adamlar vardır, erkekler vardır. Yani burada bir belirsizlik var. Bir örtü, nasıl bir örtü belli değil. Burada da ricalun adamlar diyor, çoğul kullanılmış. Bir takım adamlar vardır. A'raf'ta da bir takım adamlar vardır. Şeklinde tercüme ediyoruz bunu. Diğer bir ayet, قال الله تعالى مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ. Şimdi buradaki el-belâğ kelimesi cümlenin hangi ögesidir diye baktığımızda dikkat edersek al-resûl şibih cümle. Hemen bunun haber olduğunu değerlendireceğiz. İllel-belâğ, dolayısıyla burada ne vardır? Belâğ kelimesi
müptedadır diyoruz. Peki nasıl müptedadır burada? Muahhar müpteda. O nerede? Evet, müptedaun muahhar. Peki burada müpteda muahhar olursa haber ne oluyor? Mukaddem oluyor. Yani teknik ifadeleri de bu şekilde bilirsek iyi olur. Başka kitaplarda çünkü bu kavramlar kullanılıyor. Yani siz kendiniz de mesela farklı Arapça nahiv kaynaklarından çalışmak istediğinizde bu kavramlarla karşılaşacaksınız. İşte haberun mukaddemun, mübtedaun muahharun şeklinde. Peki bunun anlamı ne? Ma alel rasuli, peygambere yoktur illa vardır el belâ'u tebliğ etmek. Yani peygamberin sadece görevi nedir? Tebliğde bulunmaktır. قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شبه الجملة لهم. Bakın bize ne olduğunu da söylüyor bize. Lehum kelimesinin şibh cümle olduğunu söylüyor. Lam harfi cer, hum mecrur. Fi mahalli ref'in. Mahallen merfudur diyor burada. Nedir? Şimdi çok fazla şey yapmaya gerek yok. Yani şunun haber olduğunu bulursam şu geri kalan kısmında müpteda olduğunu tespit edebilirim. Lehum burada nedir o zaman? Cümle başında geldiğine göre haberun mukaddemundur diyeceğim. Peki buradaki müpteda nerede? Lehum onlar için vardır. Ma ismi mevsul. İşte müpteda budur arkadaşlar. Lehum onlar için vardır. Ma o şey ki yeşâûne onlar istiyorlar o şeyi fîhâ orada. Yani orada istedikleri şey onlar için vardır. Ve ledeynâ mezîd bizim de fazla arttırmamız vardır. Ve ledeynâ burada da dikkat ederseniz haber mukaddem olarak gelmiş. Şibi cümle olarak. Mezid kelimesi de burada müptedadır. Yani daha fazlası bizim elimizdedir diyor Allah-u Teala. Bir başka cümleye baktığımızda ve fî külli şeyin lillâhi âyetun tedullu alâ ennehul vâhid. Peki buradaki müpteda ve haber hangisidir? Kim katkıda bulunmak ister? Şu cümlede müpteda hangisidir, haber hangisidir? Hocam şimdi şibih cümle şeklinde gelmiş burası. Evet. Ama şurada lillahi Allah içindir ben haber olarak şey yapıyorum. Hani acaba ve fi kulli şeyin lillahi mi? Bütün olarak mı? Cümle olarak mı haber acaba? Evet. Ve fi kulli şeyin lillahi. Şimdi bak buradaki evet. Lillah kısmı nekire kelimeden sonra geldiği için sıfattır. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ her şeyde لِلّٰهِ Allah'a ait olan her şeyde. Şimdi Allah'a ait olan her şeyde ne vardır? Ayetun bir ayet. Nasıl bir ayet? Yine sıfat geliyor. تَدُلُّ عَلَى şuna delalet eden اَنَّهُ الْوَاحِدُ onun tek bir varlık olduğuna delalet eden bir ayet vardır. Her bir şeyde, Allah'a ait her bir şeyde. Dolayısıyla bu fi kulli şeyin lillahi kısmı müptedadır. Müpteda oluyor. Lil ayetin de haber oluyor. Evet. Yok pardon özür dilerim. Bu haber oluyor. Yanlış söyledim. Çünkü başında fi var. Evet. Tamam. Yani harfi cer varsa evet. Baktık ki fiil cümlesi olmadığına kanaat getirdik. İsim cümlesi ise haber, başında harfi cer ya da zarf varsa kesinlikle bu haberdir diyoruz. Yüklemdir diyoruz. Tamam hocam. O zaman doğru söylemişim. Evet. Şimdi burada tercüme yapabilmek... De sıkıntı var, evet. İşte ögeleri doğru tespit edebilirsek tercüme aslında sıkıntı değil, çok kolay. Şimdi burada fi harfi cer, külli, ismi mecrur. Külli şeyin... ve fi şeyin ve fi külli şeyin. Her şeyde. Burada bir tekit durumu da var aslında arkadaşlar. Zıbbi bir tekit durumu da var. Evet her şey diyoruz ya. Şu kısım mesela ayetün kelimesi burada müptedadır nece olarak gelmiştir. Dolayısıyla şu fiil cümlesi bunun haberidir diyebilmemiz lazım. Şey sıfatıdır diyebilmemiz lazım. Nekre kelimeden sonra gelen müfret cümle, isim cümlesi, şibih cümlesi, müfret cümle fark etmez, hiç fark etmez. Bunların hepsi sıfattır arkadaşlar. Ona göre tercüme edeceğiz. Onun tek varlık olduğuna delalet eden bir ayet var.
Burada bir dikkat edici bir şey daha, dikkat çekici bir şey daha var. Harbicer'den sonra yine bir isim cümlesi gelmiş burada. Dikkat edin. Enne, ismini nasb haberini ref eden bir cümledir. Hu da nedir? Onun ismidir. El vahidu da haberidir. Yani bu şekilde kullanılabilir. Kullanılmaz değil. Bunları görün diye temas etmeye çalışıyorum. Mesela 5 likulli da'in deva'un inde alimihi. Likulli da'in. Yine burada bir şibi cümle var. Haber. Deva'un kelimesi de burada nedir? Mübtedadır. Likulli da'in. Her bir hastalığın deva'un bir devası vardır. İnde alimihi, alimine göre. Alimin nazarında. Evet, burada şibih cümle önce kullanılmış. Mübteda burada nekre olduğu için sonra kullanılmış. Mesela meta es-seferu dediğimiz zaman, yolculuk ne zaman dediğimizde, buradaki meta nedir? Haberdir arkadaşlar. Evet, mukaddem haberdir. Çünkü es-seferu mesela yevmel ahadi dersem, pazartesi günü, pazar günü dersem ne olacak? Şöyle kullansam, biraz yazmakta zorlanabilirim. Yevmel ehadi dersem, es-seferu mübteda, yevme kelimesi burada haber olduğuna göre, meta'da haber olmuş oluyor. Yani cevap, cevap cümlesinde hangi ögeyi temsil ediyorsa, soru cümlesinde de o ögeyi temsil ediyor demektir. Hocam şöyle bir soru. Efendim? Mübteda hiç harficer alır mı? Örnek hayır. Var mı? Sadece alamaz. Şibih cümle mi alıyor? Şimdi harfi cer alırsa şibih cümle olacaktır. Şibih cümle sadece haber ögesi olur. Mübteda ögesi şibih cümle şeklinde gelmez. Tamam. Arkadaşlar şu anda dersimiz